Herkese günaydın. Günaydın. Biri daha var bu yatakta. Biri daha var bu yatakta. Merhaba yengocuğum. Ne oldu? Annesi bıraktı bana. Sınava gitti annesi. Özgür'e nasıl bakıyor? Sana nasıl bakıyor annem? Annesi sınava gitti. Bana bıraktı. Ben de böyle. Buna bakacağım. Çok mutluyum. Burada ay. Ne? Burada ay bunun yüzüne. Senin yüzüne mi? Vurmadı o. Sana dokunmak istedi. O yüzden öyle oldu. Bebek diyor. O daha bilmiyor nasıl dokunacağını. Ya sizi yerim ya. Ya sizi yerim ya. Şükürler olsun. Elbise teyze, elbise. Evet. Annem beni sev. Seni mi seviyor? Evet. Geliyor, o da geliyor. Ne vereceksin sepete hala ya? Oyuncak. Oyuncak vereceksin. En sevdiklerini mi? Evet. Ay. Ayça suyu, fili. Ayşegül'ü fili. Onu. Teşekkür ederiz. Bize ablası kitap okuyor. Zeynep hala kucağımda kitap okuyor. Hadi oku bakalım. Sesli oku, duymuyoruz ki. Sesli söylesene az önceki gibi. Sesli, Zeynep hala duymuyor. Bak kalkmaya çalışıyor. Evet. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizi sorarsanız biz çok iyi değiliz. Evet, Özgüdür'ün öksürük sesini duydunuz mu bilmiyorum. Özgüdür'ü yine hastalandı. Yani herhalde bu rekorunu kırdı. 3 haftadır falan hastalanmamıştı. Bu rekorunu da kırdı sağ olsun. Yeniden hastalandı. Bağışıklığı çok düşük. Ne yapsam ne etsem de olmuyor. Bir sürü tarif denedim. Bir sürü şey verdim ama olmuyor. Alerjik bir bünyeye sahip olduğu için bu şekilde kış aylarında böyle çekeceğiz. İşin kötüsü nefes de çok kötü. Nefes Özgüdür'den de kötü. Hatta ciğerlerine falan inmiş. O da şimdi yeniden hastaneye gidiyor. Yani herhalde bu aylar çocukların en çok hasta olduğu aylar. Çünkü kime sorsam çocuğu hasta. Kime sorsam. Allah şifa versin, Allah beterinden korusun diyelim. Bunlar geçici şeyler. İnşallah düzelecekler, toparlayacaklar. Özgüdür'ün durumu çok kötü değil. Yani her zaman olduğu gibi ilk başta burunla başlıyor. Şimdi öksürüğe döndü. Bir hafta öksürecek. Alıştım artık yani. Artık bu bir süreç. İlaç kullansak da böyle, kullanmasak da böyle. Antibiyotik vermek istemiyorum ama ciğerlerine de iner mi diye de acaba bir korkum var. O yüzden tekrardan doktora gidip gitmeme konusunda da şüpheliyim. Biliyorsunuz 3 hafta önce de gitmiştik. Her zaman gidiyoruz. Hep aynı ilaçlar. Ama ciğerlerine inmeden tabii antibiyotikle acaba kesilmeli mi kesilmemeli mi bilmiyoruz. Bir doktora danışmak gerekiyor. Murat bir gelsin, onunla bir görüşeceğiz. Olmadı hastaneye götüreceğiz yeniden. Bakalım ne olacak sürecimiz. Size çok güzel haberlerle açamadım. Yani çok iyi haberlerim yok. İşle ilgili de hemen söyleyeyim. Bütün her şeyi anlatıyorum şu anda. İşle ilgili de henüz bir haber yok. Yani çok iyi haftalar geçirmiyoruz, günler geçirmiyoruz ama bugünlerimize de şükrediyoruz tabii ki. Şükürler olsun. Allah beterinden korusun. En kötü günümüz böyle olsun diyelim. Benim de uçuk çıktı, görüyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Bugün yemek yapacağız. Bir pazara gitmek istiyorum. Bir şeyler yapacağız bugün. Bakalım neler olacak. Ben de bilmiyorum. Umarım güzel haberler aldığımız, hayırlı günler geçirdiğimiz çok güzel bir hafta olur hepimiz için. Ne dileğimiz varsa da umarım bu haftada hayırlıysa eğer gerçekleşir. Ben şimdi bir çorba koymak istiyorum. Murat'ın sevmediği ama Özgür'ün çok sevdiği bir çorbayı yapacağım. Çünkü hasta olduğu için iştahı yine kapandı. Zaten ne zaman böyle yemek yemeye başladı, toparlasa, hastalanınca yine eskiye dönüyoruz. O yüzden hani seveceği bir şey yapmak istiyorum. Dün tavuk şiş yapmıştım. Onlar var.
Bu arada o tavuk şişi daha yeni yapabildim, biliyor musunuz? Daha dün yapabildim. Size kaç gün önce gösterdim. Ama anca yapabildim ve hiçbir şey olmamıştı. Acaba hani tereddüt ettim. Hani sosluydu, sosun içindeydi, bir şey olur mu diye, ama hiçbir şey olmamış. Çok güzeldir tadı. O yüzden onlardan biraz var ama öğlen bunu bugün bitiririz herhalde. Onu akşama yeniden yemek yapmam gerekiyor. Gel bir tanem, bir görsünler teyzeler seni, gel. Neden bir ayağında çorap var, bir ayağında yok? Gel yanıma bir sarılalım. Sendromlu Ergenus. Ne anlatıyordum? Evet, o çorbadan yapacağım. Yemek ne yapacağım bilmiyorum. Bir pazara çıkmak istiyorum ama. Belki balık alırız. Gerçi balık dün yedik. Bakarız ya. Hallederiz yani bir şekilde. Her şey güzel geçsin dediğim gibi. İlerleyen saatlerde tekrardan görüşürüz. Evet, şimdi Arpaşehriye çorbası yapacağım. Özgür'ün en sevdiği kemik sulu terbiye çorbası. Bunun detay tarifi var gerçekten. Şifa niyetine birçok, mutlaka bunun tarifine bakın. Çocuklarınız da çok sevecektir. Bu arada onu paylaştıktan sonra çok mesaj geldi. Yaptım, denedim, çok güzel oldu diye. Çorba yemeyen çocuğum çorba yedi diyen bile var. O çocukların birçoğu seviyor. Ben de çok seviyorum. Bunu şimdi yapmaya başladım. Şehriyeleri şöyle kavuruyorum. Rengi dönene kadar dönük. Su kaynatmıştım. Şimdi su ekleyeceğim. Bir jostlayacak. Böyle şehriyeler olana kadar şimdi terbiyesini yapacağım. Şimdi 8 yemek kaşığı yoğurt koydum. Bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı un koydum, tuz koydum, azıcık su koydum. Şimdi buradaki suyu da alacağım. Bu arada kemik suyumu attım. Buradaki suyu da buna ekleyeceğim. Bu soğuk o sıcak olmasın diye bunu da alıtacağım yani. Öyle birbiriyle buluşturacağım ama güzel bir şekilde birazcık daha kaynamasını bekliyorum. O şehriyeler yumuşacık olsun istiyorum. Sonra da zaten kaynadıktan sonra en son sos yapıp üzerine dökeceğim. Bu arada çorbayı taşırdım. Kaynadı böyle. Birazcık taştı. Şimdi sosunu yapıyorum. Nane ve kırmızı toz biber koydum. Şöyle güzel bir şekilde pişirdim. Şimdi buluşturacağız. Bismillah. Evet, çorbam oldu. Afiyet olsun. Şimdi ağzını bir kapatacağım. Özgür uyanınca içireceğim. Ben şimdi pazara gidiyorum. Sizi de götürüyorum tabii ki. Normalde bu asansörü bilmem gerekir. 10. katta, yani bir kat yukarı çıkınca oluyor ama bunu sıfırdan çağırdım. Çünkü biliyorsunuz ki, artık siz de biliyorsunuz. Burada sürekli kalıyorum. Artık bu asansörü kullanmıyorum. Hep bozuluyor yani. O yüzden hep artık bulabiliyoruz. Akşam için yemeklerim hazır gibi. O yüzden büyük bir yük üstünden kalktı. Dün de temizlik yapmıştım. Evim de temiz çok şükür. Şimdi pazara gideceğim. Evde hiçbir şey kalmamış. Onları alacağım. Bir de muratabı eşofman takımı istiyorum. Eşofman altı daha doğrusu. Geçen gün Seda pazardan Bahadır almış. Çok beğenmiş Murat. Onu bana alır mısın dedi. 70 ya da 80 TL öyle bir civarlarda. Kuvaşını çok beğenmiş. Şimdi onu bulmaya gideceğim. Sonra da işte domates, salatalık, İşte biber salatalık olabilir mi bilmiyorum ama sebze falan alacağım. Çünkü artık sebze de yememiz lazım. Murat buna nasıl, ne kadar inanmak istemese ve yapmamı istemese de sebze yemeği de yapacağım artık. Hadi gidelim. Bu arada annemle babam Elazığ'a gitti. Cenaze için akrabamız vefat etmişti. O yüzden gittiler. Ezgi ile ben kaldık. Ezgi'yi de her akşam yemeğe çağırıyorum. Gelmiyor. Bu videoyu da izliyorsa bunu oradan sitem ediyorum. Ezgi ablacığım artık gelir misin yani bana? Yani Ezgi de gelecek diye güzel güzel yemekler yapıyorum. Sevdiği şeyler yapıyorum ama işte abla çok yorgunum. Dershaneye gideceğim. Dershaneden yeni döndüm abla falan. Onun da çok yoğun bir süreci var. Ona da hak veriyorum. O yüzden tekrardan bir bugün yemeğe çağıracağım. Umarım gelir. Ondan aldım. Bitti. Aşırı yoruldum. Ellerim koptu. Acilen bir pazar arabası almam lazım. Kaç param kalmış? 220 lirayla gittim pazara. Zaten 80 lira eşofman takımı. Herhalde bir 50 lira falan kaldı. Kaç oluyor? İşte 170 lira falan harcadım bunlara. Eşofman takımıyla beraber. Evet, şimdi yerleştirme safhasına geçiyorum. O değil de
Bu hafta belki bir dışına gidebilirdik. Ben onu tamamen unuttum ve dünyaları aldım arkadaşlar. Saflığımın hangi seviyesi bilmiyorum. Çiğ domateslerden aldım küçük. Özgür'ü çok seviyor diye. Tatlı sivri biberlerden aldım. Limon. Meyvem vardı, meyve almadım o yüzden. Karnabahar, brokoli, dünya kadar. Ben sevmem ama Murat sever. Artık Murat yoğurtta kendimi yapar. Ne? Senin için aldım. Sadece ben mi yiyeceğim aşkım onu? Özgür'ü de sevmiyor, ben de sevmiyorum. Almasaydın keşke. Bak şimdi. Ispanak aldım. Bu hafta bol bol sebze yiyeceğiz. Murat Bey hazırlan. Dolmalık biber aldım. Salatalık aldım. Pırasa aldım. Son olarak kıvırcık, patates, soğan da tabii onlar balkonda şimdi. Onları da aldım. Kızcam uyandı. Onu sığmaz. Tahammül seviye. Özgür bana bir bak. Ama bana da kahve. Sana da kahve. Evet. Hasta mısın sen? Hasta mısın? Çok ses yaptın anne. Özgür'e tokalar geldi böyle. Bunu size göstereyim. Böyle ay bu ne çilekli mi bu? Çilekli değil. Neyli? Bu ne ki? Çilek bence bu. Çilekli. Karpuz mu bu? Karpuz. Olsun iyi. Bak şöyle. Bak. Ay ne kadar da güzel oldu. Oo, güzel ben oldu. Bunu sonra da. Ha. Sonra takacaksın. Evet. Bal Baby Kit sayfasından geldi. Aşağıya linkini bırakırım isterseniz. Çok güzel modeller var. Evet. Özgü durum var ya böyle. Bir tam öksürsen böyle bir çıksa hepsi rahatlayacaksın ha. Geri takalım mı buna? Hadi gel buna böyle takalım. Murat eşofmanını denedi ama olmadı. Güzel olmadı. O yüzden değiştirdik. Böyle daha değişik bir model aldık. Daha kalın böyle soft shell gibi böyle kumaş. Çok güzel. Ondan aldık. Özgüdür'ü de birazcık parkta oynatalım dedik. Kafeye gidemiyoruz. Kapalı alan olduğu için top havuzu falan var. Çok seviyor ama hasta yani başkasına da bulaştırma ihtimali var. Parkta da kimse yokken burada kimseye bulaştırmadan en azından eğlenebilir diye düşündük ama birazcık soğukmuş. Çok duramayacağız yani 15-20 dakika falan durabileceğiz. Sonra da eve gideceğiz. Böyle. Eyvah Murat tut. Ama şapkayı takmamız lazım esiyor. Şey montu şapkasını tak istersen Murat. O bağlamalı şapkasını bulamadım. Onu takacaktım da onu bulamadım. Kapı da kırdı. Kapı da kırdı. Aslı da nefeste. Şşt diyor. Nefes geliyor. Annesi geliyor. Aşkım çiçeği. Sallanıyor musun? Nasıl anne nefes? Kötü. Kötü mü? Kötü. Yavrum benim ya. Buhar verdi. Ay aşkım benim ya. Buhar makinesi aldılar mı? Vardı bizim, vardı onlar yapıyoruz. İlaç aldım işte. Ablamınkiyle mi yapıyorsunuz? Evde iki defa yaptık. Açılıyor mu peki ondan sonra rahat? Daha rahat diyor evet. Baba anneciğim sen iyi misin Ayşe? Özgüdür iyi ya, öksürüyor bir tek. Yanlış yerden almışım ama bence güzel bu da. Bu da güzel. Çok güzel hem de. Hadi gidelim. Aa, çok güzel. Değil mi? Kumaşı. Şey gibi Murat.
ne derler? Soft şengül. Biz akşam yemeğine geçtik. Böyle tavuğumuz var, sarmamız var, salatamız, yoğurdumuz. Bir de bulgur pilavımız da var. Biz şimdi çorbayla başladık. Afiyet olsun. Yiyoruz. Bıçağı bulamıyoruz anneciğim ya. Sen pizza yap. Kızımla yemekten sonra böyle pizza keyfi yapıyoruz. Bu arada çaya annemden sedalar falan geldi ama ben yine çekmeyi unutmuşum. Muhabbete dalmışım. Bak buradan alabilirsin anneciğim. Şunları alabilirsin. Şimdi onlar gitti. Bayağı oldu. Özgür de bugün çok geç kalktı. Öğlen de uyudu. O yüzden 11'den aşağı uyumaz. Hiç kendimi yoramayacağım. Uyutmaya çalışmayacağım. Çünkü ne zaman çalışsam saatlerce böyle ben mahvoluyorum. O yüzden 11'i bekleyeyim, öyle uyutmaya başlayacağım. Yani çünkü gerçekten çok yorucu ve çok zor bir an oluyor. Yatakta tutmak, onu uyutmaya çalışmak. O yüzden böyle akışına bıraktım bugün. Pizza yapıyoruz kızımla. Ben çıkartayım mı? Evet. Evet, artık Özgür'ü uyuttum. Şurada uyuyor artık kendisi. Murat'la da bir film izleyeceğiz. Böyle bu hafta Murat evde, biliyorsunuz okullar tatil. O yüzden birazcık kaçamak yapacağız yani. Film izleyeceğiz. Murat da orada edit yaparken size hoşça kalın demek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.